Şimdi sevgili arkadaşlar, toplam harcama dediğimiz şeyden önce bir fırsat sorusu soralım bakalım. Bir fırsat verelim. Ne olacak? Geçen hafta ile ilgili, önceki hafta ile ilgili bir fırsat sorusu. Bir ekonomide ücret gelirleri, net karlar, rant gelirleri, faiz gelirleri, dolaylı vergiler, amortismanlar hepsi verilmiş. Gelirler yaklaşımına bağlı olarak, hadi bakalım finalinize bir 10 puan buradan gönderme şansı bulacaksınız. Gelir yaklaşımına göre gayri safi yurtiçi hasılayı bana kim hesaplamak ister? İlk hesaplayan arkadaşımız güzel bir şey yapmış olacak. Evet, ne diyorsunuz? Evet, 250 diyen var. 270 diyen var. Öyle mi? Başka neler var? Evet. Şimdi neden böyle dediğinizi bilmiyorum ama gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyoruz. Yani içerisinden. Evet, burada şimdi iyi bir fırsat vardı ama şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi nedir gelirler yöntemine göre gayri safi yurt içi hasıla hesaplanması? Tüketim, yatırım, hükümet harcaması ve net ihracattan toplam harcamalar yöntemine göre gayri safi yurt içi hasılayı buluyorduk. Gelirler yaklaşımına da kabaca ücret, faiz, kar, rant demiştik. Bunu hatırlamışsınızdır. Ücret gelirleri belli. 50 liraymış. Ne yazık ki hala cevap çıkmadı. Artık geçti yani. Süremiz de geçti. Net kar gelirleri verilmiş. 150 kar. 150 oldu değil mi? Rant 20, 170. 80 daha. 250 mi etti? Faiz gelirleri var. 250 etti. Peki gayri safi yurtçu hasıla dediğimize göre, yani safi hasıla, kullanılabilir gelir falan, bunlardan söz etmiyoruz. İçerisinde neler var? Aynı zamanda dolaylı vergiler var. Amortismanlar var. Bütün bunların tamamını, evet Samet kardeşim yakaladı ama son dakikada yakaladı. Evet. Şimdi ne olacak? Tamamını dikkate almamız gerekiyor. Bu bir geçen yılki sorulan kaymakamlık sınavı sorusuydu. Yani amortismanlar içerisinde olduğu, dolaylı vergilerin içerisinde olduğu bir model düşünülecek böylece. Evet. Bu sorular demek ki bu tür hesaplamalar ciddi ciddi sınavlarda çıkabiliyor. Şimdi gelelim toplam harcamalar meselesine. Toplam harcamalar neden önemli? Harcama gelir yaklaşımını sizinle önceki haftalarda üzerinde durmuştuk. Ve toplam harcamaların, yani bir harcama gelir döngüsü vardı hatırlarsanız. Bu her bir harcamanın gelir oluşturacağı yönüyle harcama artışının gelire dönüşeceği, harcama azalışında gelirde bir azalışa sebep olacağına ilişkin bir öngörümüz vardı. Şimdi gelir harcama modeli dediğimiz Keynesyen bir yaklaşım idi bu. Ve burada eğer bir katılık ortaya çıkarsa da hükümet işin içerisine girecekti. Şimdi bütün bunların genel hatları itibariyle harcama birimlerinin ne anlama geldiği üzerine duracağız. Harcamalar azalırsa, son dönemde işte mesela %2-3 civarında hane halkı tüketim harcamalarında en son istatistikte artış olduğu ilan ediliyor TÜİK tarafından. Ama bunun anlamı işlerin yoluna gittiği demek değil. Neden değil? Çünkü harcamalardaki düşüş çok fazlaydı. Yani geçen yılın ilk çeyreğinde, bugün itibariyle bakacak olursak, ya da bu Ocak, Şubat, Mart diyoruz ilk çeyreğe bakacak olursak, %10'dan fazla küçülme hasıl olmuştu tüketim harcamalarında, özellikle hane halkı tüketim harcamalarında. Bunun %2-3 artış göstermesi kuşkusuz eski düzeye bile henüz ulaşamadığımız anlamına gelir. Bu pandemi etkisiyle ortaya çıkan konjonktürel dalgalanma sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur. Yani harcamalar azalırsa ekonomiler aşağı doğru gider. Siz güvertenin üstünde kalmış olsanız bile
önünde sonunda aşağı doğru gidersin. Onun için gemiyi tekrar rotasına çıkarmak gerekiyor. Bugünlerde Amerika'da yeni bir paket geçti Senato'dan. 1,8 trilyon dolar. Yani bizim yurt dışı hasılamızın neredeyse iki katından fazla bir orandır yıllık hasılamızın. 1,8 trilyon doları gelir düzeylerine bağlı olarak yardım olarak, destek olarak, aşı harcamaları veya diğer dezavantajlı gruplara yönelik transferler anlamında, onların harcama düzeyini sabit tutma anlamında gerçekleşecek harcamalar olacaktır bu. Ha, soruyu anlamayan arkadaşımız var. Gayri safi yurt içi hasıla dediğimize göre arkadaşlar bunun içerisinde dolaylı vergiler ve amortismanlar da biliyorsunuz net yurt içi hasılaya geçerken net gayri safi yurt içi hasılaya geçerken ne yapıyorduk? Amortismanları düşürüyorduk. Bize sordukları buradaki soru gayri safi yurt içi hasıla. Yani safi olmayan demek. Dolayısıyla burada amortismanların ve vergilerin var olduğu bir gelir düzeyinden bahsedeceğiz demektir. Bununla birlikte ele aldığımız zaman daha kolay anlaşılır. Net yurt içi hasıla nedir deseydik mesela amortismanlar düşecekti. 280 olacaktı o zaman. 5 şıkkı doğru olacaktı. Oradan kişisel gelire doğru giderken de yavaş yavaş vergilerden arındırarak hesaplama yapacaktık. Tekrar 11. konuya göz atarsanız daha rahat anlaşılır durum. Biz harcamalara dönüş yapalım. Toplam harcama fonksiyonu dediğimiz bu harcama büyüklüğü bütün birimlerin, yani neydi o birimler? Önce iktisadi birimler, bunları sürekli tekrar edeyim. İktisadi birimler hane halkından oluşur, firmalardan oluşur, devletten oluşur ve dış alemden oluşur. Artık bunu adımız soyadımız gibi bilelim. Soru sorsam hangisi iktisadi birim değildir desem, burada bu büyüklüklerin dışındakiler, ufak tefek birimlerin iktisadi birim olma özelliği olmadığını düşün. Bunda aynı zamanda tüketim, yatırım, devlet harcaması ve net ihracat bağlamında düşünmemiz de mümkün. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. İktisadi birimlerin satın almak istediği ya da talep ettiği reel gayri safi yurt içi hasıla o ekonomideki toplam harcamaları oluşturuyor. Toplam harcamalar. Şimdi toplam harcama hane halkının tüketim harcamalarına, yani aggregate expenditures, bunun kısaltılmışıdır. C dediğimiz şey consumption, investment, bunlar zaten şeylerini göstereceğim size. Government burası, bunu temsil eder. Net exportta net ihracatı temsil eder. Bunların toplamı. Şuraya kadar iç ekonominin faaliyetleri, devletin bulunduğu, NX'i de içine eklediğimiz zaman ise dış alem, dışı açık bir ekonominin harcama kalemlerini ortaya çıkarmış olur. Şimdi tüketim ve tasarruf arasındaki bağlantı üzerinde duracak olursak, önce tüketim harcamaları. Tüketim harcamalarında hane halkının yaptığı mal ve hizmet alımı için yapmış olduğu harcamalar dikkate alınıyor. Tabi burada aynen gayri safi yurt içi hasıla hesaplanmasında üzerinde durduğumuz gibi nihai mal, bu mallara yönelik harcamalar olması gerekir. Önemli bir nokta burasıdır. Nihai mal kategorisinde olmalıdır. En büyük harcama kalemi tüketim harcamalarıdır. Neden öyledir? Çünkü 83 milyon 600 bin kişinin şu andaki Türkiye nüfusu ortası ortalama. Bu kadar nüfusun tamamının bir hane halkı unsuru olarak tüketim harcaması yaptığını dikkate alıyoruz. Bu yüzden yurt içi hasılan, yani harcamaların %70 gibi çok büyük bir kısmını oluşturan kalem gayri safi, yani yurt içi hasıla içinde tüketim harcamasıdır. Ne için yaptığımıza bağlı olarak yapılan harcamadır. Mesela bir şirket sahibinin ya da firma sahibinin şirket otomobiline, şirket aracına almış olduğu benzin, mazot her neyse
Bu yatırım harcaması olarak gider çünkü firmaların harcamaları olarak düşünülür. Ama bireysel bir tüketicinin kendi aracını yapmış olduğu bir tüketim harcamasıydı. Yani ne için yaptığımıza bağlı olarak durum değişir. Hangi kategoride yaptığımız buna göre belirlenmiş olur. Hatta bunların içerisinde istisnai bir şey var. Biliyorsunuz konut harcamaları. Konut satın alımları, yeni konut satın alımları nerede sayılırdı? Çoğunlukla, daha doğrusu genellikle yatırım harcaması içerisinde sayılır. Uzun vadeli bir satın alım ifade ettiği için. Şimdi burada iki tane kısım var arkadaşlar. Tüketim harcamalarının iki kısmından söz edebiliriz. Bir tanesi gelire dayalı olmayan, gelirden bağımsız. Yani hiçbir şey elde etmesek bile, hiçbir gelirimiz olmasa bile hayatımızı devam ettirmek için belli bir miktar tüketim yapmamız gerekiyor. Buna otonom diyoruz. Otonom tüketim diyoruz. Adı üzerine otonom, otonomi biliyorsunuz, bağımsızlık demek. Otonomi dediğimiz şey. Otonom da böyle bir anlama gelir. Otonom cumhuriyet falan dediğimiz zaman bağımsız cumhuriyeti anlarız biliyorsunuz. Gelirden bağımsız, bireyin hayatını sürdürmek için yapmak durumunda olduğu harcamalar uyarılmış ise bireylerin kullanılabilir gelirindeki değişmeye bağlı. Yani sıfır noktasına kadar otonom olacak, gelir elde etmeye başlayınca uyarılmış tüketim ortaya çıkacak. Peki sıfıra kadar tüketim nasıl olacak? Yani tasarruf açısından bunun karşılığı nedir? Karşılığı negatif tasarruftur. Bunu herhalde söyleyebiliriz. Yani çünkü gelir yoksa sıfır olduğu zaman, gelir sıfır olduğu zaman, sıfır noktasına geldiğimiz zaman tasarruf da sıfırdır. Ama insanlar gelirlerinin tamamını tüketmezler, bir kısmını tasarruf ederler. İşte bu tasarrufların yatırımlara dönüşmesi, yatırımlarla denk olduğu üzerinde durulur iktisat teorisinde. O zaman gelirin pozitife çıkması lazım ki bir kısmının yatırım olması gerekiyor. İşte buna harcama eğilimi, tüketim eğilimi ve dolayısıyla tasarruf eğilimi diyeceğiz. Bunun üzerine duracağız. Böylece tüketim fonksiyonu dediğimiz şeyi iki parça içinde ele alıyoruz. C0 dediğimiz işte autonom consumption. Bir de gelire harcanabilir gelire bağlı. Harcanabilir gelir hangisi burada? Uyarılmış tüketim belirleyen şey YD yani disposable income dediğimiz şeydi bu. Peki buradaki küçük C bu önemlidir. Gelirin ne kadarının tüketime gittiğini gösteren bir orandır. Uyarılmış tüketim harcaması. Buna da ne diyeceğiz? Marjinal tüketim eğilimi diyeceğiz. %70 ise bu 0,7 olacak. Yani kullanılabilir gelirin tamamının tüketime gitmediğini, belli bir başlangıç tüketiminin, gelirden bağımsız başlangıç tüketimin olduğunu ve diğerinin de gelirin ne kadarını harcandığının ölçüsü olarak da neyi dikkate almamız gerekiyor? Marjinal tüketim eğilimini dikkate almamız gerekiyor. Evet, sanırım mesele anlaşıldı. Böylece bunun tamamına tüketim diyoruz. Yani hem otonom hem de uyarılmıştan oluşuyor. Peki buna yine döneceğiz. Gelir tüketimi açıklayan, yani tüketim insanlar tüketim harcamasını neye göre yaparlar? Bir kısım hipotezler var. Bunlar sınavlarda çokça karşınıza çıkar. En önemlisi, en eskilerden birisi Keynes. Keynes'in mutlak gelir hipotezi. Keynes bu işin kompetanı olarak özellikle eksik istihdam durumlarında tam istihdama ulaşmak için tüketimin artırılması gerektiğini, kamu harcamaların uyarılmış tüketimi savunan birisi olarak, kamu harcamaları aracılığıyla işte şu anda örneğin ABD'nin 1,8 trilyon dolar gelirdeki düşüş sonrasında piyasaya sunmak istediği miktar, Türkiye'de buna benzer paketler açıklamıştı. Bizimkiler biraz küçük hacimliydi ama sonuçta biz de kendi bütçemize göre bir teşvik paketi ortaya çıkarmıştık. Keynes şunu söylüyor. Mutlak gelir hipotezinde
Gelir düzeyleri yüksek olanlar da tasarruf başlar, pozitif tasarruf olur. Düşük gelirliler ise daha ziyade negatif tasarruf yaparlar ve gelir arttıkça ortalama tüketim oranı azalır. Gelir arttıkça ortalama tüketim oranının azalması ve yüksek gelir gruplarından bahsettiğimiz zaman tasarrufun daha fazla olduğu gerçeğini gösterir bize. Yani başlangıç düşük gelir düzeylerinde tüketim o eğilimi yüksektir. Ama yüksek gelir düzeylerinde tüketim eğiliminin azalacağı öngörülür. Niye? Çünkü adam cari ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ev vardır, arabası vardır. Bundan sonraki işi olağanüstü hallere, hallerde kullanmak üzere tasarruf yapmaktır. Başka türlü lüks mallar almaktır vesaire gibi böyle değişik bir tablo. İnsanın ihtiyacı olan, insanın ihtiyacı bitmez ama yüksek gelir düzeylerinde böyle bir tasarruf oranının yüksek olacağını, düşük gelir düzeylerinde düşük olacağını öngörüyor. Neden? Çünkü düşük gelir düzeyleri de yaşayanlar hayatlarını sürdürmek için zaten fakru zaruret içerisinde bulunurlar. Büyük kısmını harcarlar. Bunun anlamı bu. Mutlak gelirin kabaca anlamı. Bir de nispi gelir. Mutlak var ise nispi olmaz mı? Olur. Nispi gelir, Dazenberg'in geliştirdiği hipotez. Burada da diyor ki tüketim ve gelir doğru orantılıdır. Evet. Ama bireylerin tüketim davranışları birbirine etkilenir. Yani mutlak tüketimi yerine insanlar içinde bulundukları sosyal grup içerisindeki göreli tüketimi dikkate alır. Yani geçmişte ulaştığımız tüketim düzeyimize bugünkü tüketim harcamalarımız etki yapar demek istiyor. Yani ele güne mahcup olmamak için bir anda kesmek, bir anda bulgur pilavına talim etmek mümkün değildir. Dolayısıyla mutlak gelirden ziyade nispi gelir hipotezi önemlidir diyor tüketim açısından Dazenberg. Üçüncü yaklaşımı Modigliani yaklaşımı. Bu da ömür boyu gelir veya da yaşam boyu gelir hipotezini öne süren düşünür. Bunun temel iddiası da insanlar belli bir dönemde yaptıkları harcamaları değil, belli şu anda yaptıkları harcamaları değil, hayatları boyunca elde edecekleri gelirleri dikkate alarak tüketim harcaması yaparlar. Yaşam boyu gelir. Yani gençlik, orta yaş, yaşlılık, bunların hepsinin tüketim oranları değişecektir derler. Kuşkusuz gençlikte daha çok harcanır. Bunu Türkiye örneğindeki harcamalarda da göreceğiz. Yaş oranları değiştiği zaman emeklilerin harcama oranlarının düştüğünü göreceğiz. Ve test edilmiş, yaklaşık olarak doğrulanmış bir hipotezdir bu da. 2, 3, 4. sonuncusu ise Milton Friedman'ın sürekli gelir hipotezi. Burada biraz daha şeyler artıyor. Bireylerin gelirlerinin ömür boyu artacağını ya da azalacağını dikkate alarak bunların ortalaması olarak ifade edilebilecek sürekli bir gelir öne sürülür. Ve bireyin tüketim harcamasının bu sürekli gelir, ortalama gelir gibi ifade edilen sürekli gelire bağlı olarak gerçekleştiği ifade edilir. Bunun içerisinde başka şeyler de var. Son hipotezimiz ise Hall'un tesadüfi yürüyüş hipotezi. Buna tüketim tesadüfi olarak gider der. Ve cari bir tüketim sadece geçmiş dönemdeki harcamalar tarafından açıklanır. Yani o anda mevcut olan tüketim geçmiş dönem harcamalar tarafından açıklanır. Hall de diyor ki yaklaşık Friedman'la aynı dönemlerde bireylerin tüketim kararları rasyonel beklentiler çerçevesinde olur. Eğer rasyonel beklenti altında gelir düzeyinin gelecekteki değerini bütün bilgilerden yararlanarak tahmin eden bireyler beklenmedik bir şey olmazsa sürekli gelir düzeyleri içinde oldukları her dönemde düzeylerin içinde oldukları her dönem doğru tahmin ederler.
Yani şu anda mevcut tüketim düzeyi, önceki tüketim düzeyi ve hata terimi. Bu tahminlere dayalı olarak bir yaklaşım ifade. Bunu tesadüfi veya tüketimin tesadüfi yürümesi diye adlandırılan teoremdir. Böylece 5 çeşit teorem tüketim harcamalarının eğilimine ilişkin makro ölçekteki tutumları ifade ediyor. Tasarrufa gelecek olursak, tasarruf neydi? Tüketilmeyen, gelirin tüketilmeyen kısmıydı. Ve tasarruf fonksiyonu da gelir ile tasarruf arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Ne bekleriz? Kuşkusuz gelir arttıkça tasarrufların artmasını bekleriz. Ve düşük gelir düzeylerinde düşük tasarruflar, yüksek gelir düzeylerinde yüksek tasarruflar bekleriz. Hatta hiç gelirimiz yoksa borçlanırız. Ne diyorduk buna? Otonom tüketim diyorduk. Tasarruf ne olacaktır? Otonom tüketimin olduğu yerde negatif olacaktır. Hayatta kalmak için ya da borçlanarak veya geçmişteki birikimlere bağlı, gelir değil ama birikimlere bağlı yapılan harcamalar, otonom tüketim harcamaları bize negatif tasarrufu verecektir. Burayı belirleyen şey harcama, yani C0 artı CYD dedim. Oradaki küçük C marjinal tüketim eğilimini gösterir ve bunu 1'e tamamlayan kısım ise marjinal tasarruf eğilimini gösterir. Yani tüketim eğiliminden kastımız şu. Gelirimizde şayet marjinali biliyoruz değil mi? Mesela marjinal fayda. Bir adet bir tüketim arttıkça toplam fayda meydana gelen değişim. Bunda da gelirdeki bir birimlik artış karşısında tüketimde ne kadarlık değişimi ortaya çıkacak? Bunu ölçüyor. Marginal propensity to consume diye bir laftır bu. Buradan türetim MPC ya da küçük C ile gösterilir. Demek ki gelirdeki değişim içinde tüketimdeki değişimin payı. Mesela burası 70 bölü 100 ise demek ki 0,70'tir diyeceğiz. Peki 0,70 ise geriye kalan ne olacak? Tasarruf olacak. 0,30'da bir birimlik gelir artışının 0,70 kuruşunu tüketime, 30 kuruşunu tasarrufa ayırmamız gerekiyor diyeceğiz burada. İşte tasarruf da gelirdeki değişime kalanıdır, yani başka hiçbir şey değildir. Ayrı ayrı şeyler değildir. Diğerinden türetilmiştir. Bu da marginal propensity to saving diye geçer. Ve gelirdeki değişme, tasarruftaki değişme ilişkisini ifade eder. Buradan bir Keynesyen bir kavrama ulaşacağız. Bunu da marjinal tüketim eğiliminden ifade edeceğiz. Buna çarpan veya çoğaltan katsayısı diyoruz. Katsayıdır bu. Bu katsayı büyüklüğü ölçüyor. Ve çarpan katsayısı toplam harcamaların otonom değişkenlerindeki, yani gelir dışındaki değişkenlerindeki değişimin milli gelir seviyesini etkileme oranı olarak ifade edilir. Otonom harcamalardaki, yani gelir haricindeki harcamalardaki tüketim ve yatırımdaki artış milli gelirdeki değişmeyi çarpan büyüklüğü kadar artırır. Azalma olursa, otonom harcamalarda azalma olursa milli gelir çarpan kadar yine azalır. Ve otonom harcamalardaki artışın milli gelir düzeyini otonom değişkendeki değişmenin birkaç katı kadar artıracağını öngörürüz. En basit formülü 1 bölü 1 eksi c'dir. Yani küçük c'den bahsediyoruz. Bunu MPC ile ifade ettiğimizi daha önce söylemiştim. Şunu sarı ile ifade edeyim. Peki 1 bölü 1 eksi c. C ile 0, C ile marjinal tasarruf eğilimini toplarsak biliyorsunuz neyi buluyorduk? 1'i buluyorduk. O zaman birden marjinal tüketim eğilimini çıkarırsak neyi buluruz? Marjinal tasarruf eğilimini buluruz. Dolayısıyla aynı zamanda daha kolay çarpanın hesaplanmasının daha kolay bulunması ile ilgilenirsek buna 1 bölü S diyebilir. Yani tasarruf eğiliminin tersi çarpandır. Bunun ne olduğunu hesaplamalara bağlı olarak birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Hatta sorular üzerinden gittiğimiz zaman daha anlaşılır olacak. Ortalama tüketim ve tasarruf eğilimi ise toplam kullanılabilir gelirin
Yani burada ölçümüz kullanılabilir yani. Vergiler yok, amortismanlar yok ve diğer bütün harcama akımından sızıntılar yokken elimizde kalan net paradır bu. Kullanılabilir gelir. Bunun ne kadarının tüketim harcamalarına aktarıldığını gösteren orana ortalama tüketim eğilimi diyoruz. Aynı şekilde tasarruf eğilimini de ifade edebiliyoruz. Burada tüketim ve tasarruf nelerden etkilenir? En önemli belirleyicisi nedir? Doğal olarak kullanılabilir gelirdir. Kullanılabilir gelir artarsa tüketim harcamasının genel olarak artacağını söyleyebiliriz. Ama yüksek gelir düzeylerinde bunun biraz daha düşeceğini ifade etmemiz mümkün. Servetimiz artarsa tüketim harcamalarımız da yine artış olur. Servet de harcama potansiyelini ifade etmesi bakımından önemli. Faiz oranlarındaki yükselme ise, bakın buradaki ilişki ters yönüne gitmeye başladı. Faiz oranındaki yükselme ise tüketimi ters yönlü belirleyecektir. Azaltacaktır yani. Beklentiler, geleceğe ilişkin olumlu beklentilerden bahsediyorsak, tüketim harcamaları artar. Negatif beklentiler söz konusu olduğu zaman da tüketim harcamalarının otomatik olarak azalacağını öngörebiliriz. Bunu hem talepte hem de arzda ifade etmiştik. Gelecekteki fiyat beklentilerin etkilerinden bahsetmiştik. Gelir dağılımının iyi olmasının, düzgün olmasının, mesela orta direğin güçlü olmasının tüketim harcamalarını artırma potansiyelinden bahsedebiliriz. Neden böyle deriz? Çünkü gelir düzeyinin çok yüksek, uçurumun çok büyük olduğu alanlarda tüketim harcamaları azalır. Ve toplam tasarruflar dediğimiz büyüklüğü ise özel kesim ile kamu kesimi tasarruflarının bir araya gelerek oluşturduğu bütün olarak ifade edebiliriz. Şimdi bunu grafiksel olarak ve cebirsel olarak gösterelim. Harcanabilir gelirimiz sıfır iken tüketimimiz 300 ise bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı negatif bir tasarruf var demektir, değil mi? Yani hiç gelirimiz yok ama tüketimimiz var. Otonom tüketim de işte burası. Bu aynı zamanda negatif tasarruf ifade ediyor. Marjinal tüketim eğilimini bilemiyoruz. Harcamanın 1'e çıktığı, harcanabilir gelirin 1000'e çıktığını varsayalım. 1000 birimlik harcanabilir gelir olduğu zaman 300'ü otonom tüketim ise ne olacaktır? Burada 1000'den geriye kalan 700 uyarılmış tüketim olacak. Dolayısıyla marjinal tüketim eğilimi 0,70, kalan kısımda marjinal tasarruf eğilimi 0,3 olacak. Buradan ne anlıyoruz? Marjinal tüketim eğilimi 0,70, yani %70'i tüketiliyor. 1000'den 2000'e çıkarsak tüketimimiz 1000'den 1700'e çıkacak. 1000 birimlik artışın 700'ü hep artışlar 700 diye artıyor burası, dikkat ediyorsanız. Demek ki 0,70 oranı sonuna kadar devam ediyor. Gelir düzeyi yükseldikçe ne oluyor? Tüketim artıyor ama tamamı tüketilmiyor. Mesela 1000 olduğu zaman tasarruflar sıfır. 2000'e çıktığı zaman da artık %70'e bağlı olarak %30 tasarruf ise 300'ünü, kalan artış olan binlik artışın 300'ünü ne yapıyoruz? Tasarruf ediyoruz. Bunu da neyle ölçüyoruz? 0,30 tasarruf eğilimiyle ölçüyoruz. Ve harcanabilir gelir neden sıfırdan başlamış aşağıdaki grafikte? Çünkü otonom tüketim var, 300. Peki tasarruf fonksiyonunda neden 300'den -300'den başlamış? 1000'e kadar neden negatif tasarruf? Çünkü ne var? Otonom tüketim var. Yani negatif tasarruf var. Dolayısıyla böyle doğrusal fonksiyonlar, bunlar birbiriyle tüketim ve tasarrufun ilişkili olduğunu anlamamıza yardımcı olan grafikler oldu. Türkiye'ye bakalım. Ne ilginç olan şey Türkiye. Türkiye'deki harcamalar, hane halkı tüketim harcamalarında en yüksek pay nelere ayrılmış? En son ölçü 2019'da, ikincisini 2021 Temmuz'unda yapacaklar. Yenisi henüz çıkmamış. En son veri bu. Konut ve kira harcaması. En büyük hane halkının harcadığı pay konut alımı ve kira için ayırdıkları fon.
Ve bundan sonra kont ve kiran yani %25'in neredeyse oluşturuyor bu. İkinci sıraya gıda geliyor. Gıda, alkol, içecek harcamaları geliyor. Bu da tabii gelir gruplarına göre değişiyor. Birazdan göreceğiz. Son olarak ise ulaştırma. En büyük paylar bunlar. Yani 25, 45, 55, 60. En düşük payı oluşturanlar ise sağlık %2,2 ile eğitim hakeza %2,5 ile eğlence ve kültür de Türkiye'nin hane halkı araştırmasında en düşük sağlık, eğitim, eğlence ve kültür olduğunu görüyoruz. Demek ki gelir düzeyinin düşük olmasının zorunlu harcamalara gıda, konut, içecek gibi harcamalara daha fazla ayrıldığı gerçeğini gösteriyor bize bu. Şurada tüketim ve tüketim harcamalarını ifade ederken yıllara göre 2018-19 büyük bir değişiklik görünmüyor ama kısıtlamasını görüyoruz şeyin 2019'a geçildiği zaman mavi çubuk 2019'u üstteki hangi renk? Bordo mudur? Bordo çubuk 2018'i gösteriyor. Yaklaşık %20 civarında gıda, alkol içecek, %4 civarında alkollü tütün vesaire, giyim 5 civarında gitmiş. Bu dalgalanmaların da aslında harcamalara nasıl yansıdığını gösteriyor bize. 2019'da biraz dalgalanma yaşandığını gösteriyor. Mesela ulaştırma harcamaları düşmüş, haberleşme düşmüş, eğlencede biraz artış var, eğitimde bir miktar artış var, lokanta otellerde sabit kalmış, çeşitli mal ve hizmetler şeklinde gidiyor. Burada hane halkının harcama türüne bağlı olarak nereye ağırlık verdiğini Türkiye ölçeğinde görmemiz mümkün. En büyük payı oluşturanlardan bir tanesi neydi? Gıda. Peki %20 civarında. Bu en çok hangi birimlerde yoğunlaşmış gıda harcamaları 2019'da? Et ve et, balık, deniz ürünleri en büyük %20'ye yakın kategori oluşturuyor. Sonra 18 civarında ona çok yakın tahıllar, ekmekler, ekmek giriyor. Ardından sebzeler geliyor. Süt, peynir, yumurta. Derken alkol içecekler daha küçük bir oran oluşturuyor. Çay, kahve, kakao. O zaman neresidir en büyük şey? Gıda. Gıdanın et, tahıl, sebze, süt, peynir, yumurta gibi temel ihtiyaçlar bunlardan oluşuyor. Harcamalar da burada dağılıyor. İlginç olan şey şu burada. Gelire göre %20'lik gruplar, en düşük gelirli %20'lik grup ile en yüksek gelirli %20'lik grubun harcama kalemleri arasındaki ayrışma. Mesela düşük gelir gruplar %30'a yakınını, şurası ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki de ortalamayı gösteriyor. Ama şurada gruplara göre ayrılıyor. %30'unu düşük gelir gruplar gıdaya ayırırken yüksek gelir grubunda %15. Neden burada tasarrufun daha yüksek olduğunu şu anda daha iyi anladık, değil mi? Çünkü yüksek gelir grubunun gıdaya ayrı gelirinin neredeyse düşük gelir grubuna göre yarısını gıdaya ayırdığını anlıyoruz. Ki zaten aynı gıda harcaması olmaz, değil mi? Yani gıda harcaması niteliği de yüksek gelir grubunda değişir. Alkollü içeceklerde yukarıda yine alkollülerde gelir grubu yükselince düşüyor. İlginç bir şekilde giyim ve ayakkabı 4 daha yüksek şeyde. Yüksek gelir grubunda. Konut ve kirada görüyorsunuz. Düşük gelir gruplar konut ve kira. Üçte birini harcıyor neredeyse. %30 gibi bir şey. Ama yüksek gelir grubu %20'sini harcıyor. Mobilya, eşya yüksek gelir grubunda. Lüks mallarda artıyor. Mesela sağlıkta artıyor. Ulaştırmada artıyor. Belli ölçüde lüks diyebiliriz bu harcamalara. Neredeyse iki katından fazla ulaşım için yapılan harcamalar. Hatta aracınızla giderseniz o ulaşıma daha çok pay ayırırsınız. Metro ile giderseniz bu pay düşer. Düşük gelir gruplarının talim edeceği ulaşım vasıtası türü metro ya da buna benzer toplu taşıma. Haberleşmede görüyorsunuz birbirine yakın. Eğlence ve kültüre gelince neredeyse iki katına çıkmış yüksek gelir gruplar. Eğitim hizmetlerinde 4 katından fazla diyebiliriz. Evet, 4 katına yakın. 0,9'a 4,4 yani.
5 kat diyebiliriz. Özel okulda okutma meselesini buradan daha iyi anlıyoruz. Lokanta otellerde de tabii yüksek gelir grupları daha çok dışarıdan bu hizmetleri sağlıyor. Çeşitli mal ve hizmetler falan diye gidiyor. Bu da arkadaşlar bize tüketim harcamasının mesela tasarruf eğiliminin neden düşük gelir gruplarında düşük olduğunu, yüksek gelir gruplarına neden yüksek olduğunu anlamamıza yardımcı olan bir hane halkı araştırması ölçüsü. İlginç olan şey şu, ihtiyarlardan bahsetmiştim, yaşlılardan, emeklilerden bahsetmiştim. Şöyle ki temel gelir kaynağına göre hane halkı tüketim harcamalarına bakarsak, burada da maaş, ücret, yevmiye geliri elde edenlerin %20'ye yakın tüketim harcaması oluşturuyor. Emeklilerde %26'ya ulaşıyor. Emeklilik geliri elde edenlerde daha büyük bir kısmını buraya harcıyorlar. Konut ve kira yine %30'u buluyor bunlarda. Müteşebbis geliri elde edenlerin gıda harcamaları maaşa yakın. Diğer oranlarda farklılık yeşil hangisidir? Ulaştırma. Mesela müteşebbis gelirleri biraz daha artıyor. Emeklilik gelirlerinde ise gıda artıyor. Başka konut ve kira artıyor. Ama ne düşüyor mesela burada? Ulaştırma düşüyor. Emeklilik gelirleri elde edenlerde bunlar düştüğünü görüyor oransı olarak. Diğer karşılıksız transfer bunlarda işte daha düşük gelir grupları burada da görüyoruz. Konut ve kiraya %35 gibi yüksek bir pay ayrılıyor. Genellikle hükümetin karşılıksız transfer yaptığı kesimler düşük gelir grupları. Bu da bize gelirin kaynağına bağlı olarak bir tüketim harcaması dağılımını 2019 için yapmamıza izin veriyor. En büyük harcama nerede? Bakın görüyorsunuz tüketim harcamaları en yüksek olduğu, gelirin en yüksek olduğu bölge. Neresi orası? Marmara, oraya yakın bölge. Ankara'nın dahil olduğu Marmara bölgesi ve Ege bölgesi güneye doğru gidiyor. Doğu Anadolu'da tüketim harcamaları bölgesi olarak daha düşük. Güneydoğu'da biraz daha düşük. Gelir düzeyi ile harcama tüketim, hane halkı tüketim harcaması arasındaki nüfus da aslında yoğunlaşmıştır orada tabii ki. Ama gelir varsa nüfus yoğunlaşır, geliri yoksa nüfus oradan uzaklaşır biliyorsunuz. Şimdi buradan çıkaracağımız başka bir sonuç nedir? O da şudur, yani gelir neden yüksektir? Çünkü üretim merkezleridir bunlar. Mesela en son verilere göre Türkiye'de ihracatın %50'sini, hatta 48 diyeyim, net rakam vereyim, %48'ini İstanbul yapıyor. Tek başına İstanbul bölgesi yapıyor. O zaman burası gelir düzeyi yüksek olan bir yerdir. Harcamalar da otomatik olarak yüksek olacaktır. İkinci kalemimizi oluşturan harcama yatırımlar. Tüketim harcamalarının ana mantığı bu. Çarpan konusunda hem soru çözeceğim hem de Keynesyen denge konusunda yine çarpan üzerine birkaç yönden ele alacağız. Kapalı ekonomiden açık ekonomi çarpanına kadar genişleteceğiz. O kısım belki kafada kalmıştır. Onu pekiştireceğiz daha sonra. Şimdi yatırım dediğimiz I ile, hani ne demiştik? Bir kuş sesi çıkar, CİK. C-I-G yani. CİK dediğimiz şey tüketim, yatırım ve hükümet harcaması. Bir de NIX eklersek harcama, toplam harcama fonksiyonunu buluruz. Şimdi yatırım dediğimiz üretim kapasitesini artırmak için yapılan harcamalar. Her türlü harcama, üretim için yapılan her türlü harcama. Firma faaliyetlerinin bütün kategorileri bunun içerisine dahil edilir. Ve yatırım harcamaları en önemli gelir kalemi oluşturur. En önemli istihdam kaynağı olduğu için öyledir. İstihdam konusunu hatırlayın. Orada ne demiştim? Neredeyse yüzde istihdamın, özel istihdamın yüzde özel istihdam, toplam istihdamın %80'i gibi bir oran oluşturuyor. Yani tabii gelirden alınan payda eşitti, birebirdi biliyorsunuz. Hatırlayanlar olacaktır. Ve %80'ini, yani 35 milyon, 40 milyon iş gücümüz varsa bunun %80'ini yatırım harcamaları yapan firmalar, bunların istihdamı oluşturur. Dolayısıyla milli geliri belirleyen ana unsur hangisidir? Yatırımdır. Ve yatırım harcamalarının artmaz halinde milli gelirin otomatik olarak artacağını öngörebiliriz ya da bekleyebiliriz. Neden böyledir? Çünkü gelir yaratıcı
ana faaliyet. Aynen tüketimde yaptığımız gibi burada da bazı değişkenler ile ilişkilendirebiliriz yatırım harcı. Mesela maliyet. Yatırım maliyetinde bunu belirleyen şey biliyorsunuz bir tanesi faiz oranıdır. Diğeri işte iş gücü verimlidir falan feşmekan. Veya beklenen getirisi gibidir. Yatırım maliyetleri artarsa tüketim harcamaları ne olacaktır? Siyahlar düşüşü gösteriyor, azalacaktır. Maliyet hasılat farkının yükselmesi durumunda yatırım harcamalarının artacağını öngörebiliriz. Yani karlılığın artacağını gösterir. Faiz oranlarının yükselmesi otomatik olarak en önemli belirleyicilerinden birisi yatırım harcamalarını düşüren ana unsurdur bu. Geleceğe ilişkin iyimser beklenti varsa artar. Kötümser beklenti varsa yatırım harcamalarında azalma meydana gelir tersi. Vergiler yine sos sinyalleri yayan bir değişken. Vergi oranları özellikle kurumlar vergisi burada belirleyici olan bir de gelir vergisi. Bunların yüksek olması yatırım harcamalarını düşürür. Düşerse de yatırım harcama artışıyor. Teşvik politikaları pozitif etki yapar. Doğrusal. Teknolojik gelişmeler verimliliği artıracağı için gelir yatırım harcamalarını artırır. Kapasite kullanım oranının yükselmesi de yatırım harcamalarının artması demektir. Politik, ekonomik istikrar varsa bir ülkede bu da yatırım harcamalarını ne yapıyor? Önemli ölçüde artırıyor diyebiliriz. Burada yatırım fonksiyonunu da tüketime benzer şekilde iki bağlamda ele alacağız. Otonom ve uyarılmış yatırım harcamalar toplam olarak ele alacağız. Otonom yatırım, uyarılmış yatırım bunların toplamına yatırım fonksiyonu, otonomun ne olduğunu artık biliyoruz. Böylece şu kısmı I0 olan kısmı otonom yatırımı verir. Bunun üzerinde gelir arttıkça yatırıma giden kısmı belirten uyarılmış yatırım ve bunlardan ibaret olan yatırım fonksiyonu yer alır. Burada değişkenlerden bir tanesi tüketimde çarpandan söz ettik. Yatırımda da hızlandırandan bahsedeceğiz. Hızlandıran prensibinden. Bu tüketimin yatırımı etkileme potansiyelini ölçen bir ilişki. Tüketim talebi artarsa uyarılmış yatırım talebi daha fazla artar şeklinde bir ifade. Ve bunu belirleyen ana unsur da sermaye hasıla katsayısı der. Yani bir birimlik sermaye artışının ne kadarlık bir hasıla artışının neden olacağını ifade eden prensiptir bu. Eğer çarpan mekanizması yüksek olursa hızlandıranla beraber kriz durumlarında ekonomilerin düzlüğe çıkması için çarpan ve hızlandıranın birlikte çalışması halinde daha yüksek bir etki oluşturacağını söyleyebiliriz. Bu da yatırım fonksiyonunun kabaca ana hatlarını ifade ediyordu. Üçüncü harcama kalemi CİK ifadesinin G kısmını, government, hükümet harcamasını ana hat itibariyle 4 temel işlevde ele alıyoruz. Kamusal mal ve hizmetlerin gerçekleşmesi, gelirin yeniden dağıtılması, burada mesela geliri vergiler aracıyla topladığı geliri ne yapıyor? Tekrar transfer ediyor işte pandemide düşük gelir gruplara ya da iflas eden firmalara yönelik yapılan harcamalar bunlar gelir yeniden dağıtma. Sadece paradan para kazananlar değil, rant kesimi değil ya da yüksek sermaye grupları değil, belli bir adaletin sağlanması için zarar görme potansiyeli taşıyan kesimlere aktarım olur. Ekonomik istikrarı sağlar. Mesela Merkez Bankası ne iş yapar? Fiyat istikrarını sağlamak işlevi görür. Çünkü parasaldır biliyorsunuz. Enflasyon parasal bir olaydır. Ve herkesin kendi kafasına göre hareket etmemesini sağlamak üzere de düzenlemeler yapar. Teşvik ve denetleme mekanizmalarını yerine getirir. Bunlar devletin temel harcamalardır. Bunu ne yapar? Temel fonksiyonlarıdır. Bunu yaparken arkadaşlar vergi en temel kamusal gelir. Vergi toplayarak yapıyor. Vergi benzeri belli bir kamusal hizmet karşı ödenen harç. Mesela ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri harçlar buna örnek gösterilebilir. Eğitim masrafının bir kısmını karşılıyor tabii bu. Bir kamusal gelir olarak düşünülebilir bu da. Buna benzer harçlar belediyede vesaire başka yerel ya da merkezi idarelerde çokça görülür. Resim geliri, bu da hizmet karşılığı ödeme
yine belediyelerde daha çok yaygın. Mülk vergileri, arazi, servet vesaire gibi girişim gelirleri, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergiler işletmelerin faaliyetlerinden gelir elde etmeleri bağlamında ödediği vergiler ve diğer kamu gelirleri. Yani bazen satar, işte hazine arazilerinin satışa çıkarılması bir kamu geliri oluşturur. Özelleştirme kamu geliri oluşturur. Kamu mülkünün özel sektöre satılması, bunlar diğer kamu gelirlerini oluşturur. Böylece bunlar gelirleri oluşturuyor. Ve gelirler şayet şeyleri karşılayamıyorsa, harcamaları karşılayamıyorsa, hükümetin yapacağı tek bir şey vardır. Aslında birkaç şey vardır ama bazıları problemidir. Mesela para basma. Para otomatik olarak ne kadar para basarsanız ekonomi ihtiyacının ötesinde o kadar bir enflasyon oluşur. O zaman böyle bir duruma yol açmamak için kamu gelirleri harcamaları karşılayamıyorsa borçlanma, buna kamu borçlanması adını veriyoruz. Kamu borçlanması yoluna gider ve borçlanmayı içeriden yapabilir. Açık piyasa işlemleriyle yapabilir. Açık piyasa işlemleri bono tahvil satar, piyasadan para toplar, ihtiyaçlarını karşılar ve bono tahvil daha sonra geri ödeme yapar. Yani piyasadan bazen para politikasını revize etmek için de bunu yapabiliyor. Piyasadan şayet piyasada paranın azalmasını, para arzının azalmasını istiyorsa ne yapar? Açık piyasa işlemleriyle piyasadan para toplar. Piyasada paranın bollaşmasını istiyorsa da ödeme yapar. Böylece hem para arzı para dengesi işlemini hem de kendi ihtiyaçlarını karşılar. Diğer türlü para basması gerekecek. Para basmanın maliyetleri yüksek olduğu için buna genellikle aklı başına devletler müracaat etmezler. İçeride borç yoksa, yani iç tasarruflardan borçlanma söz konusu değil, bu sefer dış borçlanmaya gider. Uluslararası para kuruluşlarından veya bono tahvil ihraç eder. Böylece kamu gelirlerini artırmaya çalışır veya gelir gider dengesini gidermeye çalışır. Harcamaları yaparken de personel harcamaları, cari harcamalar, reel harcamalar şeklinde değişik kamu harcamaları sınıflandırması yapar. İşte fonksiyonları yerine getirmek için yaptığı bütün harcamalar kamu harcamaları oluşturur. Şayet burada bir eşitlik varsa denge var demektir. İşte bütçe dengesi dediğimiz şey böyle ortaya çıkar. Harcamalar kamu gelirlerini aşıyorsa ya savurganlık gereği ortaya çıkar ya da zorunluluk gereği ortaya çıkar. Bu dönemsel olarak değişir. Açık var demek, bütçe açığı. Bütçe açığı ciddi bir problemdir. Bütçe açığı hükümetlerin isteyeceği bir şey değildir. Ama genellikle yöneldiği bir şeydir. Neden? Çünkü bütçe açık verdikçe borçlanma ihtiyacı söz konusu olacaktır. Borçlanma ihtiyacı oldukça aynı fonlar piyasada belli bir fon miktarına yönelik açık piyasa işlemleriyle bono ve tahvil ihraç edeceğini düşünelim. Borçlanma kağıtlardır bunlar. Böyle bir yola tevessül ettiği zaman olacak şey nedir? Ne olacaktır? Aynı fonlara hem özel sektör hem kamu sektörü gözünü dikmişse bu faiz oranlarını yükseltecektir. Yani kamu borçlanması faiz oranlarının etkilemesi bakımından makro dengeleri alt üst eden bir şeydir. İçeride o yüzden iç borçlanma mümkün olmadığı zaman bu sefer dış borçlanma, ama dışarıda da içeride borçlanma ihtiyacı yüksek olan hükümetlerin dışarıda itibarı düşük olacağından burada da yüksek maliyet ile karşı karşıya kalırlar. Onun için bütçe açığı problemidir ama ister istemez katlanılacak bir durumdur. Çoğu zaman çünkü ve genellikle Türkiye ekonomisi gibi ülkelerde genellikle bütçe açığı ile yaşar. Sadece bütçe açığını kontrol edilebilir hale getirmek amaçlanır. Şu çok nadiren görünür, bütçe fazlası vermek. Bütçe fazlası neden vermez? Çünkü gelişen ekonomiler kamunun payı hala yüksektir. Özel sektör hala gelişmemiştir. Hala kamunun altyapı yatırımlarına, personel alımlarına, politik nedenlerle vesaire nedenlerle çok fazla fon ayırması söz konusu olur. Böylece bu bütçe açığı vermesine sebep olur. Tabii her zaman böyle bir gelişmekte ülkenin sorunu olduğunu söyleyemeyiz.
Gelişmiş olan ülkelerde, mesela dünyada en fazla bütçe açığı veren ülkelerden bir tanesi ABD'dir. Fakat burada kontrol edilebilir bir bütçe açığı, para piyasalarını dengeleyebilecek, mali piyasa dengeleyebilecek bir bütçe açığı vardır. Bu denge orada daha düzgün, sistematik işleyen ekonomilerde daha düzgün bir şekilde kurulur. Bütçe fazlasına çok nadir ülkelerde rastlanır. Bütçe fazlası da iyi bir şey değildir aslında. Çünkü devletin fonksiyonu piyasaya enjekte etmektir. Piyasayı denetlemektir. Piyasaya dinamizm vermektir. Ve bütçe fazlası söz konusu olduğu zaman bunu harcamaların artması ve gelirin artması için piyasaya dağıtarak kullanması beklenir. Yani devlet kâr etmek üzere kurulmuş bir kurum değildir. İşte o fonksiyonlar, daha kaliteli eğitim, geleceğe yatırım, daha etkili alanlar, gelecekte etkili olabilecek sektörün oluşması için bu paraları harcayabilir. Son harcama kalemimiz net ihracat. Net ihracat meselesi de dış alem olarak ifade ettiğimiz dış alem, dış talep. Dış talebin iki kanadı var. Şayet biz dışarıda üretilen mal ve hizmetlere talepte bulunuyorsak buna ithalat adını veriyoruz. Şayet bizim ürettiğimiz mal ve hizmetlere dış talep söz konusu ise bu da ihracatı oluşturuyor. Dış alem veya net ihracat dediğimiz şey ise Nix'in Nix'idir bu. Nix dediğimiz şey, şuraya yazalım Nix. Nix dediğimiz şey, net export dediğimiz şey ihracatla ithalatın farkını oluşur. Şimdi burada da sorun hep bir şeyleri anlatır. Dış ticaret dengesinin olduğu ekonomiler çok belli ölçüde gelişmiş ekonomiler diyebiliriz bunlara. Dış ticaret fazlası veren ekonomi, mesela Almanya gibi, Hollanda gibi bazı ekonomiler dış ticaret fazlası veren ekonomiler oluşturur. Yüksek verimliliğe sahip ülkelerdir bunlar. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde var olan unsur dış ticaret açığıdır. Yani ihracat her zaman ithalatın altında cereyan eder. Peki burada bu bir sorun mudur? Gelişmekte olan ekonomiler için sorun değildir. Ne ithal ettiğimize bağlı ya dış açığın sebebin ne olduğuna bağlı olarak değişir. Mesela burada enerji bizim en büyük dış açık sebebimiz enerji ithalatımızdır. Ama enerji tüketiminin azalması, yani dış açığın azalması bizim için küçülme demektir. Ve bu küçülme ekonominin alarm zillerinin çaldığı anlamına gelir. Yani dış açığın kaynağına bağlı olarak ekonominin büyümesine, genişlemesine, istihdamın artmasına katkı yapma potansiyeli vardır. Fakat dış açığın aşırı genişlemesi, aşırı ısınma, yani enflasyonist ortam, aşırı büyüme, balon yapma söz konusu olduğu zaman bu bize neye mal olur? Çok pahalıya mal olur. Neden? Çünkü karşılığı olmayan bir harcama yapıyoruz demektir. Dış alemde üretilen mal ve hizmetlere yönelik harcama, ithalat diyorsak, işte bunun dengesinin olması gerekir ve harcama kalemlerinin, ithalat kalemlerinin üretim amaçlı gerçekleşir. Mesela lüks tüketim için yapılan harcamalar ciddi bir darboğaza neden olabilir ülke ekonomisi için. Ama üretim için ham madde, enerji ya da ara mal, ithalatın yoğun olduğu durumlarda, mesela bizim için sorun, temel problemlerden bir tanesi ihracatın ithalata bağımlılığıdır. Yani bir birimlik, kabaca bir birimlik ihracat yapabilmek için yaklaşık 60 sentlik ithalat yapmamız gerekiyor. Bunun içerisinde enerji vardır, girdiler vardır, makine, ekipman, sermaye falan plan vardır. Bu bizi ihracat yapmak için ithalata bağımlı kılıyor. Ve uzun vadede bu sorunun giderilmesinin yolu yerli girdi ya da farklı enerji kaynaklarına ulaşabilme imkanına sahip olmak şeklinde olacak. Bu kesin çözüm budur. Diğer türlü bu dış açıkla sürekli yaşamak veya ihracatın ithalata bağımlılığının söz konusu olduğu ekonomilerde ciddi bir darboğaza düşme ihtimali her zaman söz konusudur. Böylece arkadaşlar 4
harcama kalemi toplam harcamalar yaklaşımına göre bir değerlendirme yapmış olduk. Şuradan bir tane soru çözelim hadi bakalım. Ondan sonra bitirelim. Haftaya diğer sorularla pekiştirelim bunu. Şöyle bir soru kamu ihale kurumu sınavında sorulmuş. Marjinal tüketim eğilimindeki azalma sonucunda hangisi ortaya çıkar? Marjinal tüketim eğiliminin azalması ilave yaratılan gelirin ya da kamu harcamalarındaki otonom artışın gelir üzerindeki etkisinin azalması sonucunu doğurur. Buradaki tek bir cevap var, o da harcama çarpanının değeri azalır. Neden harcama çarpanının değeri azalır? Marjinal tüketim eğiliminin azalması, marjinal tasarruf eğiliminin artması anlamına gelir. Bu ISLM modelinden bu dönem bahsetmeyeceğim. Bu mal piyasası ve para piyasasındaki denge durumlarının, eşanlı denge durumlarını analiz eden bir yaklaşım. Devlet harcamaları çarpan değeri azalır. Demek ki marjinal tüketim eğiliminin azalması ilave yaratılan harcamanın, kamu harcamasının geliri daha az artırmasına sebep olur. Yani çarpan değer azalır. Bu çarpan değeri ne kadar yüksek ise harcamaların geliri artırıcı etkisinin daha yüksek olduğu gerçeğine ulaştırır bizi. Evet, hadi şöyle şunu da yapalım, bitirelim. 1-2 dakika zamanımız var. Burada da tüketim fonksiyonu verilmiş, marjinal tüketim eğilimi verilmiş. Marjinal tasarruf eğilimi nedir diye bir soru var. Nedir buradaki tüketim? 50 otonom tüketimi gösteriyor. 0,80 ise marjinal tüketim eğilimini gösteriyor. Burada bize sorulan şey marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi hangisi doğrudur? Marjinal tüketim eğilimi 0,80'dir diye bir şık var mı? Yok. Ama MPS, yani marjinal tasarruf eğilimi 0,80'dir diye bir şey var. Bu yanlış. Peki ne olacak? Birden çıkaracağız bunu. Toplamı 1 edecek. Değil mi? Otomatik olarak hemen anlaşılmıştır. Marjinal tasarruf eğiliminin 0,20 olduğu, değil mi? Şurası doğru cevabı vermiş olacak. Birden farkı, yani 100 birimlik eğer kamu harcaması artışı olmuşsa bu 0,80'nin tüketime gideceğini, 0,20'sinin de tasarruf harcamalarına gideceğini gösteren bir ölçü. Peki bu soruya bağlı olarak burada çarpan kaçtır diye sormuş olsaydım çarpan hesaplayabilir miydik? Evet. Dersin girişindeki fırsatı kaçırdınız. Hadi bunu yakalayın. Çarpan şudur diyen arkadaşımıza rakam olarak bir 5 puan gönderirim. Çarpan kaçtır diyorum. Çarpan kat sayıdır. 0,80 marjinal tüketim eğilimidir. Çarpan kaçtır? Evet, hadi bakalım. Hemen hesaplamalar yapılsın. Basit bir şeydir. Olmadı. Evet. 51 nedir? 51 diye bir şık yok. 51 çok yüksek. Böyle bir çarpana gerçek hayatta rastlayamayız. Çarpan birden büyük olacak arkadaşlar. Birden fazla etkileyecek. Evet. Seda Uçkun burada anahtar. Ama Melisa zannedersem 5'i kastetmek istedi. Ama 5'in yanında 1 yok. Nereden o 1 ona tekabül etti onu da çözemedim. Neyse. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haftaya sorular çözerek bunu biraz daha netleştirmiş oluruz. 1 bölü ne diyeceğiz? 1 bölü tasarruf eğilimi tersi. Yani 1 bölü 0,20'dir çarpan. Böylece 0,20 1 bölü 5'e eşittir. 1 bölü 1 bölü 5 de 5 demektir. Çarpan burada 5 çıkar. Şuna geçmiyoruz. Süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere.